İyi akşamlar. Hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? Bu akşam kadın sağlığında geniş bir yine konu konuşacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Önce bir iyi akşamlar diyelim. Evet, en son soruları bile aldım. İyi akşamlar herkese. En son soruları bile aldım. Yine küçük oğlumdan tahtasını kullanmak için izin aldım. Yazdık, çizdik. Şimdi göstereceğim size. Merhaba, teşekkür ederim. İyi misiniz, nasılsınız? Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Zehra merhaba, sen de hoş geldin. Şimdi hello Serancığım. Programdayız bak. Doğurma, ağrıların başlayacaksa biraz sonra gelsin. Bir saat sonra başlayabilir Seran. Didem merhaba. Evet. Sevgili Seren 39,5 hafta, onun doğumunu bekliyoruz. Evet, bugün de baktık, yavrusu çok da güzel büyüyor. Dilerim herkesin yavrusu olsun, Allah isteyene versin ve bütün gebelikler sağlıkla sonlansın. İyi akşamlar, hoş geliyorsunuz. Ezgi Deniz hoş geldin, herkes hoş geliyorlar. Sevgili Merveciğim de gelmiş, Merve haftaya görüşeceğiz. Evet sevgili Derya geldi. Bugün ona güzel bir haber verdik. Dilerim devamı gelsin Deryacığım. Evet bugün kadın sağlığında neleri konuşacağız? Bakın arkadaşlar yine yazdım çizdim sizin için bir şeyler. Neler yazmışım şöyle. Evet. Evet. Şimdi. Bugün ne konuşalım diye size sordum. Size sorunca bir sürü konular geldi. Şimdi hoca bunların hepsini nasıl konuşacak diye merak edenler var muhtemelen. Şimdi sevgili Maria hoş geldin. Şimdi laboratuvar testleriyle basit şeylerle zaman çok kaybetmeyeceğiz. Sevgili dostlarım, şimdi bu şekilde görmüyorsunuz. Ben size kadın sağlığı için neler hazırladım, neler var. Bir anlatayım bakayım. O arada sayımız yavaş yavaş da artıyor. Bakın kadın sağlığı deyince. Kadın sağlığı deyince bugün en çok istekler konuş diye polikistik over, infertilite, tüp bebekten geldi. Spermiyogram sonucu soran var, adet sancısı soran var, adet düzensizliği soran var, HPV soran var. Ben şimdi onları, evet şimdi aynada da gözüküyormuşum. Hoş geliyorsunuz, tekrar hoş geliyorsunuz. Şimdi yeni katılanlar da bu adam niye tahtayı gösteriyor demesin. Hem beni oradan görün hem de buradan size anlatayım. Şimdi HPV var. HPV çok önemli bir konu biliyorsunuz. HPV sihir yapıyor, sımir sonuçlarını etkiliyor. Rahim ağzı hastalığı yapıyor. Sevgili Kevorkçuğum hoş geldin. HPV'de tarama yapıyoruz, tipleme yapıyoruz. Onlardan da konuşurum. İnfertilite ve tüp bebek soruları çok geldi. Tabii ki polikistik over, tüp bebek, polikistik over'de şansımız var mı, şansımız ne kadar soruları geldi. Adet sancısı, adet düzensizlikleri, polikistik over'de zaten biliyorsunuz adet düzensizliği yapan bir problem. Çikolata kisti sorusu geldi. Çikolata kisti endometriyoma konuşacağız. Çünkü adet sancısı, çikolata kisti bir birlikteliği var. Adet düzensizliği var. Şimdi ben oraya bir iki şey daha yazdım. Bu adam hiç doğum yaptırmıyor mu? Yaptırıyorum. Gebelik takibi ve doğum, oraya gebelik ve doğum da yazdım. Miyom ve over kisti soruları gelmedi, onları yazdım. Laparoskopi ve histeroskopi kadın hastalıklarında açık yaptığımız şeyleri kapalı yapıyoruz. Bu ameliyatlar, onları yazdım. Şimdi ben size bir şeyler diyeceğim. Aynı soruları soran takipçilerimiz birazcık daha geç cevaplayacağım sizleri. Şimdi geçen programdan bile kalan şeylerimiz vardı ama şimdi şöyle başlayalım mı? Şöyle başlayalım. Bakın polikistik over'de şansımız var mı? Düzelir mi denmiş. Şimdi polikistik over'de görüntü düzelmiyor, bunu biliyorsunuz. Ancak polikistik over'le başlayayım çünkü polikistik over uzmanıyız. Polikistik over için çok güzel bir yazı da yazdım. Size onu siteye de koyacağız. Polikistik over'i 3'e bölüyorum ben biliyorsunuz. Polikistik over'li kadınların 1/3'ü kendi kendine gebe kalıyor. Belki polikistik over olduğunu bilmeden gebe kalıyor. Tamam mı? Yani doğuruyor, ikinci de zorluk oluyor, ultrason bakılıyor. Aa polikistik overlemişsin ama ben bir tane doğurmuştum.
Polikistik overliği zayıf, adetleri düzenli kadınlarda herhangi bir tedaviye ihtiyaç kalmıyor. Çünkü birçok genç hanım gidiyor, ultrason baktırıyor ve polikistik over dendiği zaman eyvah ben kısır mıyım diyor. Öyle bir şey yok. O yüzden içiniz bir rahat olsun. Polikistik over dediği grup var ki adetleri hafif düzensiz, 35 günü biraz geçiyor, hafif kilolu, hafif hormonal bozukluk, sivilce kıllanma, hafif şeyler var. Bu insanlar, bu hanımlar eğer ki erkek faktör veya başka bir sıkıntı yoksa aşılama veya yumurta takibiyle gebe kalabiliyorlar. O yüzden de polikistik over eşittir kısırlık değil. Polikistik overde bir grup tüp bebeğe gidiyor. Şimdi yılda iki kere adet görüyorum. İlaçsız adet görmüyorum. Bu grup tüp bebeğe gidebilir sevgili hanımlar. Yani bu grup tüp bebeğe gidebilir. Onu size söyleyeyim. Üçte biri bu şekilde tüp bebeğe gider. Tüp bebekte de polikistik overli kadınların eğer başka bir ek faktörleri yoksa gebe kalma şansı en yüksek gruptur. En yüksek gruptur polikistik overliler tedaviyle. Bazen başka faktörler varsa, genetik varsa, tüplerde sıkıntı var, erkek faktör var, spermlerde problem var. Bu zamanlarda tabii ki polikistik overlilerde de gebe kalmalar zor olabilir. 2 kere 2 her zaman eşittir 4 değil. Bir sürü soru geliyor. Hocam polikistik overim, sizce gebe kalabilir miyim? Şimdi sizce diye bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü sizcenin cevabı yok. Her kadın ayrı ancak her çift de ayrı. Çünkü sadece kadın veya sadece erkek faktörü değilsiniz. Bir aile için erkek kadın anne baba adayları beraber bir ekibiz. Bir anahtar kilit uyumu var. Bir uyum var, bir uygunsuzluk var. Bunlara bağlı bir şeyler oluyor. Polikistik overle ilgili ve baştan soruları cevaplayacağım ben size. Polikistik over ne yapıyor? Adet düzensizliği yapıyor. Adetlerde gecikme yapıyor. Hormonal bozukluklar yapıyor. Hormonal bozukluklarda erkek türevi, testosteron türevi hormonlar artınca kıllanma, sivilce, erkek tipi kilo alımı bu yüzden oluyor. Bu yüzden adetler gecikiyor. Saç dökülmeleri bu yüzden oluyor. Ergenlik döneminden sonra bir kadında sivilceler bu yüzden çıkıyor. Kıllanmalar bizim gibi bu yüzden oluyor. Polikistik over kadın hastalıklarının bir hormonal bozukluğu. Ve polikistik over eşittir kısırlık demek değil, tekrar söylüyorum. Polikistik overli grubun 3'te 1'i tüp bebeğe gitmesine rağmen ultrasonda polikistik over denen kadın lütfen karaları bağlayıp da ben kısırım demesin. Tamam mı? Polikistik over konusunda anlaştık mı? Şimdi spermiyogram ve sperm sayıları soranlar vardı. Sperm morfolojisi soranlar vardı. Şimdi herkes sperm sonuçlarını yazıyor. Bir şeyler oluyor. Spermiyogram ve azospermi diye bir şey var. Erkek faktör olarak biz ne zaman tüp bebek yapmak zorunda kalıyoruz? Bir kere azospermi vakalarında gerçekten sperm çıkmıyor. Bu vakalarda ne yapıyoruz? Bazen TESA yapmak zorunda kalıyoruz. Azospermi bu demek. Bu vakalar tüp bebek vakaları. Veyahut da sayı 10 milyonun altındaysa, morfoloji %2 ve altındaysa, hareket, ileri hareket çok yavaş veya sıfır ise, tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Onu size söyleyeyim. İstisnalar kaideyi bozmaz ancak bu vakalar erkeklerde tedaviye gider. 10 milyonun üzerinde 10-20 milyon arasında aşılama yapılabilir spermiyogram bozukluklarında. Ancak 10 milyonun altında ve dediğim bozukluklarda benim tavsiyem çok çok oyalanmamaktır erkekler adına. Spermiyogram, tüp bebek tedavisi yapılan yerlerde, spermiyogramı çok yapan, her gün yapan yerlerde yapılmalıdır. Çünkü bazen önümüze gerçekten çok komik veya bilimsel olmayan spermiyogram sonuçları gelebiliyor. Spermde neler önemli? Hareket önemli, morfoloji önemli, bunların hepsi önemli. Şimdi sperm sonuçlarına etki eden ilaçlar var mı diye soruyorsunuz. Bu ilaçlar ne oluyor? Coenzim Q10 içeren ilaçlar. Bir sürü ilaçlar var. Sperm sayısını, hareketini etki edebilecek. Bunların bir kısmı ediyor gerçekten, bir kısmı etmiyor. Bunlara illaki bilimsel olarak eder diyemiyoruz. Ancak bu ilaçlara başlarsak da ne yapıyoruz? 3 ila 6 ay erkeklere bu tür ilaçları kullandırıyoruz. Bazı erkeklere biliyorsunuz sizin yumurtlamanız için verdiğimiz klomenler var. Klomen kullandırıyoruz erkeklerde. Klomenin de hormonal sistemi hipofizi etkileyerek etkilemesi ve sperm yapımında, üretiminde katkısı var. Klomen verdiğimiz bazı hastalar, el sallayanlar hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hala yeni katılımlar da oluyor. Çok teşekkür ederim. Klomen erkeklerde de kullanılabiliyor.
Klemen verdiğimiz erkekler hocam bu kadın ilacı değil mi diyorlar ama değil. Bunda da kullanılıyor. Şimdi adet düzensizliği ve adet sancısı. Adet düzensizliği çikolata kistinde oluyor. Polikistik overde oluyor. Yumurtalık rezervi düşük kadınlarda oluyor. Bir yağ yumurtlamıyorsunuz, basit bir over kisti oluyor, adet düzensizliği oluyor. Adet düzensizliğin var hocam, bu ay 5 gün geçti sizce neden de sorusunun cevabı gerçekten çok zor. Burada bir ultrason bakmak gerekiyor. Şimdi güzel de bir soru geldi tam üstüne. Öncekiler sorumu niye cevaplamıyorsun demeyin, cevaplayacağım hepsini. Ultrasonda overlerde kist görünmese de adet düzensizliği ve kilo alımı gibi faktörler bakılarak polikistik over teşhisi konulabilir mi? Münevver Hanım çok güzel soru. Polikistik over 8-9 alt tip. 8-9 tip. Burada over polikistik görüntüde olmasa bile polikistik over özellikleri gösteren ve hormonal olarak baktığımız zaman bu bozukluğu gösteren kadınlar var. Onu söyleyeyim size. Ancak overleri polikistik olup her şeyi normal olan kadınlar da var. Adet gecikmeleri, kilo alımı. Polikistik over olmasanız bile kilo alımı, body mass indeksi yüksek bir kadında yine adet düzensizliği, adet gecikmeleri olabiliyor. Çünkü yağ dokusunda bir östrojen üretimi oluyor. Rahim kanseri mesela kilo demişken, rahim kanseri 40 yaşını geçmiş, kilolu ve sarışın kadınlarda daha çok gözüküyor. Bu bir fenomen, bir işarettir. Niye böyledir? Çünkü yağ dokusunda östrojen üretimi fazla olur. Ve menopoza girdikten sonra östrojen düşeceğine yüksek kalırsa rahim kanseri riski bu kadınlarda fazla olur. Çikolata kisti konuşalım. Bir de en baştan da yine bir iki soru vardı. Bir onlara da bakalım neler varmış diye. Kimseyi cevapsız bırakmayalım. Evet, kimseyi cevapsız bırakmayacağız. Çikolata kistini anlatacağım. Çikolata kisti adet kanının dışarıya doğru akması gerekirken içeride birikmesi. Türkçesi bu çikolata kistinin. Yumurtalıkta birikirse ne oluyor? Çikolata kisti oluyor. Bu karın zarında, rahimle bağırsaklar arasında, rahimle mesane arasında olabiliyor. Ne oluyor bunda? Ağrılı idrar yapmadan ağrılı ilişkiye, büyük tuvalete bile ağrılı çıkmaya kadar adet sancıları, birçok bulgu, muayenede ağrı, bunlar çikolata kistinde olabiliyor. Ama çikolata kisti bizim gibi üreme sağlığı hekimleri için niçin önemli? Şu sebepten dolayı önemli. Çikolata kisti yumurtalık rezervinden yiyebiliyor. Bazı çikolata kistlerine hiç dokunmamak gerekiyor. Bazıları hiç büyümez. Hiçbir şey yapmasan da büyümez. Ama bazılarını ufaltmak için bir ilaç vermek gerekebilir. Bazılarını ameliyat etmek gerekebilir. Bu yüzden de çikolata kisti tek taraflı mı, çift taraflı mı, çapı kaç santimdi? Dinleyenlerin, kronik takipçilerin ben 4-5 santim dediğini duyuyorum. 4-5 santimi geçmediği sürece dokunmamak lazım veya küçülsün. İleride gebelik için de faydası olsun diye bir ilaçlar kullanabiliriz. Doğum kontrol yapı tarzı ilaçlar kullanıyoruz biliyorsunuz çikolata kistinde. Ama bazı vakalarda ameliyat etmek, ağrıların tedavisi için ameliyat etmek gerekiyor. Şimdi, evet, ilk başta yine Pikos, evet teşekkür ederim. Yumurta kalitesi için neler yapılabilir? Yumurta kalitesi için de DHA kullanıyorum ben hastalarımda. DHA kullanılabilir, coenzim Q10 kullanılabilir, omega 3 kullanılabilir. Ancak bir ilaç verdik ve bir mucize beklemiyoruz yumurta kalitesi için. Kilolarda kilo vermeyi öneriyorum. Şeker hastasının çocuğu olur mu? Bir de olsa düşükle sonuçlanır mı diye sormuş Canan Hanım. Gebelik olur tabii ki. İlla düşükle sonuçlanacak diye bir şey yok. Şeker hastasında biz tabii ki şeker hastalığı biliyorsun derece derece bazı insanda insülin direncinden bazısında ilaca veya insüline rağmen düşmeyen şekere kadar gidiyor. Kilo veriyoruz, karbonhidrat şekerden uzak duruyoruz. Şeker hastalığında gebelik olur ama gebelik öncesi şekerleri kontrol altına almak isteriz. Niye? Düşük olacağından değil sadece ne olur? Gebelikte bebeğin suyu fazla olur. Organ anomalileri fazla olabilir. İri bebek olur. Erken doğum olur. Bebek 40 hafta bile doğsa akciğer gelişimi zayıf olur. Böylece doğumdan sonra solunum cihazı ihtiyacına gerek olabilir. Meral Hanım da yazmış. Ben de normal gebelik geçirdim ama daha sonra polikistik over dediler. Gebe kalamadım 10 yıldır demiş.
Allah bağışlasın, bir çocuk olması gayet güzel en azından. Buna sekonder infertilite diyoruz. Belki bir yumurta takibi, yumurtaların biraz gelişimi için bir şeyler yapmak, basit bir yumurta takibi, belki bir aşılama, ama hiçbir şey de olmuyorsa ve çocuk istiyorsak bu durum tüp bebeğe kadar gidebiliyor. Anlattığım gibi biliyorsunuz polikistik overde bir anda yol bir taraflara doğru gidebiliyor. Tüp bebekten de her zaman korkmayın diyorum biliyorsunuz. Tüp bebek çünkü bizim için bizi mutlu edecek tek tedavi, yegane tedavi dünyada bence. Gebeliğin 5. haftasında adet ağrısı gibi ağrılar, bıçak saplanması gibi ağrılar olabilir, normaldir. İdrarda bazı problemler olanlar var, 43 tane lökositim var, bebeğime bir şey olur mu demiş, hiçbir şey olmaz. Hafif idrar yolu enfeksiyonları bol su içerek geçirilir. Ama gebeliğin 5. haftasındaki bu ağrılar, basit ağrılar zaten bir yerleşmeye bağlı, vücut gebeliğe alışmaya çalışıyor. Bu yüzdendir Funda Hanımcığım. Burada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Herhangi bir leke, kanama, ultrasonda bir kanama alanı olmadıkça hiçbir şey olmaz. Onu söyleyeyim. Ultrasonu da söylemiştik. 1,5 sene önce 8 haftalık bebeğinin kalbi durdu. Geçmiş olsun, tekrar gebe kalamadığın polikistik over var. Klemen başlattı başlangıç olarak. Bu klemen birinci adım biliyorsun Mina'nın. Ben hep söylüyorum bunu. Mine Elif sanırım. Klemen birinci adım. Klemenle kendi kendine denenebilir. Biz de kullanıyoruz. Klemen veya Femara gibi ilaçlar, aynı tür ilaçlar bunlar. Bunları kullanıyoruz. Yumurtlamayı sağlamaya çalışıyoruz. Bir çatlatma iğnesi yapıyoruz. Kendi kendine bırakıyoruz. İlişkiye girin diye. Spontan ilişki veyahut da ne yapıyoruz? Çatlatıp aşılama yapıyoruz. Klemen birinci basamak tedavidir. Başlamanız iyi olmuş. Dilerim en basit yolla gebelik olur. Gebelik öncesi TSH değerim kaç olmalı demişsin. Hashimoto hastasısın. Ne güzel isim, güzel pastam. Güzel pastam, çok pasta yemeyelim. Kilo da çok önemli biliyorsun gebelikte. TSH'yı biz 2,5 ve altında istiyoruz. Kadın doğum hekimleri olarak biliyorsunuz. Gebelik dönemindeki TSH değerini. Ancak 4,5'a kadar normal. Ama yine de hele ki Hashimoto'ysan antikor da pozitif. 2,5'un altında olmasını isteriz. Doktorunla konuşup endokrin veya dahiliye hekiminle onu düşürmeyi sağlayabilirsin. Ekrandaki sorulara devam edeceğim. Bir tane güzel soru geldi. Hamile kalmak için en uygun yöntem nedir demişti bir takipçimiz gündüz sorularından. Hamile kalmak için en uygun yöntem, eğer tespit edilmiş hiçbir probleminiz yoksa, eşinizin spermleri normal veya yaptırmadınız, sizin adetleriniz düzenli, hiçbir şey yapmayın. Hamile kalmak için en uygun yöntem, hiçbir problemi olmayan kadında stresten uzak, kendi haline bırakmak ve haftada 2 veya 3 düzenli ilişkiyle gebeliğin kendi kendine olmasını beklemektir. Hamile kalmak için hiçbir problemi olmayan kadınlarda en uygun yöntem budur. Yumurtlamayı takip etmek için ovülasyon testleri kullanabilirsiniz. Tabii kullanabilirsiniz. Ancak bu da sizi geriyorsa hiçbir şey yapmayın. Haftada 2 veya 3 düzenli ilişki size gebeliği getirecektir. Bütün bu soruların yanında bir tane takipçimiz de hepsi olsun demişti. Ona da çok teşekkür ederim. Hepsini konuşun diye. Bir folik asit söyleyeyim. Bir folik asit sorusu geldi. Folik asit kullanımının yararları nedir demiş. İştah ve kilo artışı yapar mı demiş. Folik asiti niye veriyoruz? Folik asiti anneden çok bebek için veriyoruz. Folik asit eksikliği çünkü bebekte spina bifida denen sinir sisteminde. Neresi sinir sistemi biliyor musunuz? Beyin sapı, sırt, omurilik. Sinir sisteminde beyin dokusu dahil olmak üzere ensefalosel dediğimiz beyin fıtığı, Türkçe diyebiliriz. Sinir sisteminden omuriliğin kuyruk sokumunun sonuna kadar fıtıklaşmalar oluyor. Bunlar hafif olabiliyor, kemik dokusunu içeren problemler olabiliyor. Folik asidi bu yüzden kullanıyoruz. Eskiden 6 ay önceden kullanın derdik, ancak şimdi 1-2 ay önceden kullanmak yetiyor. Folik asit kullanımı iştah ve kiloyu artırıyor mu? Yani genelde artırmıyor. Ama tabii ki bazı kadınlarda başka bir şey için verdiğimiz bir ilaç destek iştah artışına yol açabiliyor, ama folik asit bana kilo aldırır mı? Genel olarak
Yok öyle bir şey diyebilirim. Sanırım sorunu cevaplamış oldum. Kalpler senden geldi diye düşünüyorum. Bir tane de tüp bebek hastaları için soracağım. Devam edeceğim ekrandakilere. Embriyo yapıştırıcı. Bunu direkt mesaj olarak cevapladım ama. Embriyo yapıştırıcı bir firmanın özel bir ilacı. Bu tekrarlayan başarısızlıklarda embriyo yapıştırıcı kullanımı hiçbir işe yaramaz. Bu sadece ticari, bilimsel değil yani embriyo yapıştırıcı kullanımı. Ancak ne yapıyoruz? İçeriye de PRP yapıyoruz. Rahim içine de PRP yapıyoruz. Gebelik aşısı deniyor biliyorsunuz bir şeyler yapıyoruz. Ancak bunlar da %100 artırır mı? Değil. Tekrarlayan başarısızlıklarda hiçbir elimizde bir şey kalmadığı zaman genetik normal, her şey normal onları da konuşacağım. Çünkü burada tekrarlayan düşükler var. Tekrarlayan düşüklerle beraber tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarını da anlatacağım size. Tekrarlayan düşüklerde histeroskopi yaptık. İçerisi çok güzel. HSG'de de bir şey yoktu. O zaman rahim içinde PRP, gebelik aşısı bir şeyler uyguluyoruz ama embriyo yapıştırıcı ben hiç kullanmadım şimdiye kadar. Çünkü çalışmalarında bilimsel bir şey yoktu. O yüzden de kullanmıyorum. Bunu böyle de geçmiş olayım. İlginç bir şeydi çünkü. Rahime çizik attırmayın. Rahime çizik soruyorsunuz. Rahime çizik attırmayın. Mikroçiple aşılama soruyorsunuz. Mikroçip ne demek? Mikroçipi de kısacana söyleyeyim ben size. Mikroçip spermleri bir havuzda yüzdürüyormuş. Labirentte böyle yüzdürüyormuş gibi düşünün. Böyle bir sistem, bir gradiyent farkıyla daha iyi spermlerin yukarıya çıktığını düşünerek yapılan bir yöntem. Ancak bir azospermi vakasında veya çok az spermi olan vakada zaten biz elimizden gelen gördüğümüz en iyilerini kullanıyoruz. Zaten çok sperm yok. Mikroçiple aşılama yaptırayım mı diyenler var. Mikroçiple aşılamanın çok fazla bir oranı artıracağını düşünmüyorum. Yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Mikroçip bir tüp bebek yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Bilimsel anlamda yapanlar şunu söylüyor. %10 kadar mikroçip başarı şansını artırabilir. Biz de yapıyoruz mikroçipi yani yapmıyoruz gibi algılanmasın. Mikroçipli aşılama yapabiliriz. Mikroçipli tüp bebek yapabiliriz. Ancak %10 kadar bir etki eder. Öyle hocam olmuyordu mikroçiple olduk o hikayeler. Zaten olacaktı. Onu ben size söyleyeyim. Zaten olacaktıları çok büyük başarı hikayeleri yapmıyoruz. Onu ben size söyleyeyim. Ekrandan devam edeyim. Polikistik over ve tüp mideliyim. Normal kiloya düştükten sonra kendim denemek istiyorum. İleri derecede polikistik over hap kullanarak adet oluyorum. Öncelikle ovülasyon testi mi denemeliyim? Şimdi kilo verdikçe adetinin düzene girmesi gerekir aslında. Adetin düzene girmediyse bir kadın doğum uzmanıyla görüşmen gerekir öncelikle. En azından bir progesteron türevi hormonla her ay düzenli adet görmelisin. Düzenli adet görmezsen ovülasyon testi yapmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü düzenli adet görmeyen kadın zaten yumurtlamaz. 2 kere 2 4, burada 4. Tıp da her zaman 4 değil, bazen 5 6 ama zaten düzenli adet görmeyen kadın, hocam 2-3 ayda bir adet görüyorum, ilaçsız hiç görmüyorum, yılda 2-3 kere görüyorum. Burada yumurtlamalar tesadüf olabilir. Ovülasyon testi kullandım, gebe kaldım. Bunlar mucize değil. Ancak çok zayıf. O yüzden de bir progesteron hormonu kullanarak en azından düzenli adet görürsen, çünkü gebe de kalsan bir zararı olmaz. Düzenli adet görürsen o zaman ovülasyon testi kullanabilirsin. Hocam goitre Hashimoto değerin 30 çıktı. Maşallah TSH'dir muhtemelen. İlaç dozu yükseltildi. Doğru. Aralık ayında 3.08'di. Bir anda nasıl yükseldi? Evet. Nasıl anlamadın o kadar yükselme sebebini? Gebe kalmak zor mu? Evet. Şimdi tiroid fonksiyon bozuklukları, bakın adet düzensizliklerine geldiğimiz zaman adet düzensizliği soranlar vardı. Adet düzensizliğinde de yine bu tiroid hormon bozuklukları var. Tiroid hormonları bozuk olduğu zaman adetler düzensiz olur. Fazla çalıştığı zaman sık adet görülür, adet süresi kısalır. Yavaş çalıştığı zaman süre uzar, 35 günü geçer. Şimdi laboratuvarda bir problem olabilir. 3-30 arası inanılmaz yüksek. Çok saçma bir şey. Tiroid hormonu yüksek olanlar da gebe kalabiliyorlar. Ancak burada hem bebeğe zararı olabilir, bebek gelişiminde hem de düşüklere sebep olabilir, erken doğum sebebi olabilir diye bazı bozukluklarda biz tiroid hormonlarını düzeltip öyle gebe kalınmasını istiyoruz.
Aşılama nasıl yapılır demişsin. Güzel bir soru da sormuşsun. Aşılama nasıl yapılır? Basit bir hapla veya tüp bebek için kullandığımız iğneleri, hormonları düşük dozda vererek yumurtaları büyütüyoruz. Normalde 1-2 yumurta büyütmek gerekir. Bazen 3-4 yumurta oluyor. 3-4 yumurta olduğunda aşılama yapmamak gerekir. Ama biz infertillerde bir şekilde bunu yapıyoruz ki gebe kalma şansınız artsın diye. En azından 2 veya 3'te yapılabilir aşılama. Yumurtaları takip ediyoruz. Yumurtaların çapı 17-20 milim arasına, Türkçesi 1,5-2 santim arasına geldi mi onları çatlatıyoruz. Bir çatlatma iğnesi denen iğneyi yapıyoruz. Yumurtlama oluyor ve 35-36 saat sonra normal poliklinik şartlarında olabilir bu. Yıkanmış spermleri, eşinizden aldığımız spermleri rahim içine veriyoruz. Basit bir prosedür. Ortalama 14 gün sürüyor. Aşılamada herhangi bir sıkıntı, ağrı, şudur budur bir şey olmuyor. Aşılama sonrası dinlenmek gerekmiyor. Aşılama sonrası hemen ayağa kalkıp gidebilirsiniz. Aşılama sonrası ilişki öneriyoruz. Aşılamayı kimlere yapıyoruz konuşalım mı? Biraz bir kalpler gönderin istiyorsanız bu aşılamayı onlara konuşalım. Aşılama kimlere yapılması lazım? Nasıl yapılıyor konuştuk. Hafif bozukluğu olanlara, hafif hareket bozukluğu, hafif spermiyogram bozuklukları. Veyahut da polikistik overli ama adetleri hafif düzensiz ayarlayabiliyoruz. Sebepsiz infertilite, açıklanamayan infertilite. Ne yapıyoruz? İlk tedavi aşılama diyoruz. Niye? Çünkü hoş geldiniz, buyurun size tüp bebek yapalım diye bir dünya yok. Ve kime ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekir. Aşılama bence birinci basamak tedavidir. Ben klemen ve yumurta takiplerini tedavi olarak görmüyorum. Size ancak destek veriyoruz diyorum. Klemen takibiyle gebe kalırsanız amenna, harika. Strese girmeden, ileri tedaviler olmadan, çok masraf etmeden bebek sahibi olalım, gebelik olsun, biz de bunu istiyoruz. Ancak olmaz ise o zaman işte klemen kullanımı, başka hap kullanımı, düşük doz gonadotropin kullanımı ve aşılama gebelik şansını uygun çiftlerde yüksek artırabilir. Ama genellikle ortalamayı konuştuğumuz için sizin mevcut gebe kalma şansınızı aşılama tedavisi %20 oranlarında artırır diyeyim ben. İyimser bir rakamdır bu. Hocam Duphaston kullanmıştım, 6 gün oldu biteli, hala adet olmadın. Bunu herkes sorabilir. Hep 4 gün sonra olurdun. Olabilir. Şimdi adet düzensizliği var. Hocam bu ay 10 gün geçtim ama benimki daha fazla geçmiyor. Ben kullanma diyorum. Niye dersen Duphaston, Progestan, Progesteron türevi ilaçları kullandığımız zaman bu ilaçlar bittikten sonra kendimize bir 10 gün verelim hanımlar. Yani bu tür ilaçlar bittikten sonra 10 gün içinde adet görülüyor. Hemen görmeyebiliriz. Hep 4 gündür. Bu ay 6 gün olur, 10 gün olur, problem yok. Sevgili Mine Elif, ben teşekkür ederim. Güzel soru sorduğun için ben sana teşekkür ederim. Seve seve bekleriz. Yollar açılırsa bizim şehrimize de biz bekleriz. Ne yapalım? İstanbul hem zor bir şehir ama sevgili Egecan burada. Egecan burada mısın? El salla. Saat kaç bilmiyorum ama soruları bitirirsek sevgili Egecan'ı da alırız. Peki saat 10 olmuş ama evet her zaman 9'da başlarım, daha yarım saatimiz var. Polikistik over var hocam. Klemen ve femara çatlatma iğnesi kullandım. Olmadı. Diyet yaptım, 16 kilo verdim. Helal olsun. Gebe kalamadım. Ovülasyon testi kullandın herhalde. Yumurtlama gördüm ama olmadı. Eşimde sıkıntı yok, ne yapmalıyım? Burada aşama nereye gelmiş? Aşılamaya gelmiş. Aşılama yapmak gerekir. Yaşını bilmiyorum. İstersen sevgili hanımlar hepinize söyleyeyim. DM de atabilirsiniz. Çoğuna cevap veriyorum. Makul cevap verilebilecek şeylere veriyorum. DM de atabilirsiniz bunları. Sevgili Demet yanılmıyorsam sende sıra aşılamaya gelmiş. Hiçbir şey olmasa bile, açıklanamayan bir infertilite de olsa, onu yaptım olmadı, bunu yaptım olmadı. En az 2 yıldır uğraşıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Biz ne yapalım? Yani ya hiçbir şey yapmadan devam edeceğiz, ya aşılamayla artık yola başlayacağız. Tamam. Sanırım cevaplandık. Hocam Benexol B12 hamilelikte kullanılır mı? Kullanılır. Bel fıtığı için doktor vermişti. Tabii ki kullanılır. Senin de Rumuz ismin çok güzelmiş. Yemeklerim. B12 kullanılır. Biz B12, Benexol ve B-kompleksi niye veriyoruz? Niye veriyoruz? Keşke karşılıklı konuşabilsek hepinizle ama tabii olmuyor. Özellikle karpal tünel sendromu oluyor.
El bilekleri kadınlarda son aylarda bazılarında daha erken şişiyor. Veya uyuşmalar oluyor. Hocam kalktım ellerim ayaklarım uyuşuyor. Bunlarda da B vitamini kompleksi veriyoruz. Gebelikte kullanımı uygundur. Geçen ay 3-4 gün yumurtlama dönemimde kahverengi pembemsi akıntılar olmuştu hocam. Bunun sebebi nedir? Sevgili Selvi 60, bunun cevabını sen vermen lazım. Kaç programdır beraberiz? Nedir? Yumurtlama da bazı kadınlarda, herkeste olmaz. Bazı kadınlarda da yıllarca olmaz ama birkaç kere olabilir. Bunun adı ara kanama. Tam yumurtlama döneminde östrojen hormonu pik yapıyor. Küt diye hafifçene düşüyor. O hafifçene düşüş sırasında bu ara kanaması oluyor. Bazı insanlar hocam kanser mi oldum eyvah eyvah diyor, öyle bir şey yok. Ara kanaması problem değil. Sevgili yemeklerim, o idrar testinde bebeğe hiçbir şey olmaz. Ben o ilk sorunu görmüştüm, söyledim ama kaçırdın herhalde. Bebeğine hiçbir şey olmaz. Bakteri kontamine olmuştur. Lökosit çok yüksekse tedavi gerekir. Ama 5 hafta hiçbir şey yapma. Daha bulantılar başlamamıştır 5 haftada. Bol su iç. Bol su iç. O sana yeter. Hiçbir şey olmaz. Şu an hap kullanarak adet görüyorum. Evet. İkinci sorun bu. Biliyorum. Hapsız olmuyor dediğiniz gibi kilo düşmeye devam ettiğim için. Şimdi kilo düşmeye devam et. Optimum kiloya düşmek lazım. Body mass indeksi diye bir şey var. Boy kilo oranı lazım. Bugün bir soru geldi. 167 santimim, 130 kiloyum. Spermler donduruldu. Kilo ver dedim. Ne kadar vereyim dedi. Yani normalde bir body mass indeksinize göre olmanız gerekir. 167 santim bir kadının kilo olarak ne olması lazım? Maksimum 70 olsun, 75 olsun, 5 de benden 80 olsun. Çünkü fazla kilolar da, sevgili Seren bu sana, fazla kilolar da birçok komplikasyonla biliyor. Tabi sevgili Seren gebe kaldı, onun bir sorunu yok. O kiloyu gebelikle aldı. Annesi de öyle almıştı çünkü. Genetik olduğunu iddia ediyor ama hayır, yedin çünkü. Yedin içtin, ondan oldu. Şimdi gebelik isteyip de kilolu olanlar da gebelik başlı başına gebeliğe engel. Şekere davetiye, kolesterole, trigliseride davetiye ve gebe kaldıktan sonra da problem. Doğum problem, ultrason bile problem. Bebeği görmüyoruz ultrasonda. O yüzden de body mass indeksinize göre, vücut kitle oranı demek, ona göre gebe kalmanız gerekir. Sevgili Makbule Hanım'a geldim. Bir senelik gebelik olmaması durumunda ilk denenecek yöntem aşılama mıdır? Aşılamadan önce rahim filmiyle tüplere bakmak gerekmez mi? Şimdi ben tedavi yöntemlerini söylüyorum size. Zaten şunu söyleyeyim. Aşılama yapmadan önce rayın filmi çekmeyen arkadaşlarımız bilgisizdir. Aşılama şöyle yapılır. Tüpler açıksa aşılama yapılır. Tüpleri kapalı kadına aşılama yapılmaz. Birkaç yıl önce bana çok çok doğumlar yaptıran bir abimize gitmiş. 4-5 kere aşılama yaptırmış bir hasta geldi. 4-5 kere aşılama yapılmış ama sonradan rayın filmi çekilmiş. Bir bakılmış, tüpler kapalı. Tüpler. Tüpleri de konuşalım sen sormuşken Makbule Hanım. Tüpler iki taraftan tıkalı olabilir. Bunu her programda söylüyorum öğretmek için. Tüpler ya iç taraftan kapalıysa hiçbir şey yapılmaz. Tüp bebek. Tüpler dış taraftan kapalıysa ikisi birden o tüpler alınır. Kadınların çoğunda tüp bebek tüp problemlerinde tek taraflı hidroserpenks oluyor. O zaman tek tüpü alıyoruz. Bir tüpü alıyoruz. Ve kendi haline bırakıyoruz. Diğer tüp açıksa. Rayın filmi çektirmeden HSG'yi, yani HSG rayın filmi eşittir. Geçen program farklı sanan bir dinleyicim vardı. Eşittir. Bu filmi çektirmeden aşılama olmaz. Tamam, harika soru, teşekkür ederim. Şimdi akıntılar var. Biraz peki akıntılar konuşalım. Üreme sağlığından ziyade bu adam başka bir şey yapmıyor mu diyorsanız, ben kadın hastalıklarına bakıyorum, smirdi bilmem neydi, bu takiplerinizi, HPV takiplerinizi yapıyorum. Şimdi sarı akıntı var, koku yok, çamaşır kokuyor gibi, smirde iltihap çıktı, ne olduğu yazmıyor. Bu ne enfeksiyonu olabilir? Vajinal enfeksiyonların ve akıntıların tedavisi, smirin yapılması güzel tabii ki, ancak özellikle geçmeyen akıntılarda vajinal kültür yapılır. Vajinal kültürde hangi bakteri var o çıkar.
Tamam mı? Şimdi bir sürü soru geliyor. Hocam şöyle bir akıntım var, ne önerirsiniz? Böyle bir akıntım var, yardımcı olun. Mavi akıntı soran olmuş. Mavi akıntı olmaz. Yeşil akıntı olur. Yeşil, beyaz, sarı olur. Yeşiller genellikle trikomonas enfeksiyon olabilir veya mantar olabilir. Sarı beyazlar koku varsa bakteri enfeksiyonu olur. Ama bunların tedavisi için muayene gerekir. Vajinal kültür alınması gerekir. Tekrarlayan vajinal enfeksiyonların sebepleri de nedir? Flora bozulmasıdır. Ben önce kültür alırım. Kültür aldıktan sonra tedaviyi veririm. Tedaviden sonra bir kültür daha alırım. Böylece geçti mi geçmedi mi anlarız. Tamam mı? Böylece vajinal kültür aldığımız zaman kimse bize hocam bana boşu boşuna antibiyotik verdin de floramı bozdun da falan diyemez. Hem hastanın içi rahat olur hem de bizim içimiz rahat olur. Şimdi şuradan evet yeni katılanlar bu yazıyı görmediler. Onları da göstermiş olayım. Birçok hazırlığımız vardı çünkü. Bende polip var. Kanama ondan olabilir mi? Bir de miyom ve polip varsa hamile kalmak mümkün müdür? Azerbaycan'dan yazıyorsun sanırım. Belki ya da buradasın ama anladım. Şimdi polip çok küçükse gebeliğe engel olmaz. Polipin çapı önemli. Rahim içindeki poliplerin çapı önemli. Polip buradaki benler gibi, yani oramızda buramızda ben çıkıyor ya, öyle bir şey. Polip yer kaplıyorsa, kanama yapıyorsa, ara kanaması yapıyorsa almak lazım. 1 santim ve üzerindeki polipleri gebelik öncesi, tüp bebek öncesi almak lazım. Miyom, miyomun yeri önemli. Şimdi küçük bir miyomdur veya büyük bir de olsa rahimin kenarındadır, dokunmamak gerekir. Ama rahim içine baskı yapıyorsa, rahim içini kaplıyorsa, submüköz miyomsa, fazla miktarda adet kanamalarına sebep oluyorsa, regl döneminde ağrı yapabilir, adet sancıları var burada, adet sancılarında, adet sancısında miyom olabilir, çikolata kisti olabilir. Hocam adet sancısı var, neden olabilir? Hocam adet sancım var, bana bir ilaç yazsana. Muayene edilmeden, ultrason bakılmadan adet sancısının tedavisi yapılmaz. Tamam, bunu da bu arada polibi de miyomu da geçmiş olduk. Hipo ne zaman yumurta dondurma işlemi önerirsiniz demişsin. Sevgili Elif, sanırım sen de fizyoterapistsin. Çok güzel bir soru sormuşsun. Hipo'da eğer yumurta rezervin iyiyse yumurta rezervinin kontrolü gerekir. 35 yaşı geçmediysek ve yumurta rezervimiz iyiyse yumurta dondurmaya gerek olmayabilir. Ama 35 yaş üzerinde isek o zaman herkeste olduğu gibi. Çünkü hipo'lar çok farklı. Hipogonadotropik hipogonadizm. Bu bir hormonal bozukluk. Hipofizden başlıyor, beyin içinden başlıyor. Kötü bir şey düşünmeyin ya, tümörel bir şey değil. Yumurtalıkları da etkiliyor. Bazı hipogonadotropik hipogonadizmli hastalarımızın yumurtalık rezervi çok iyi olurken bazıları düşük oluyor ve tüp bebek tedavisi gerekiyor. O yüzden de seni anca bir değerlendirip görmek gerekir. Dediklerimi 35 yaş üzeri yumurta sayısı AMH. AMH'na da baktır. Çünkü FSH, LHAN düşük çıkıyordur ama bir AMH'na baktır. O bağımsız çünkü. AMH sana doğru cevabı verir bence. Bir güzel soru daha var. Farklı bir kulvar olsa da HPV aşısı olurken hamile kalınabilir mi? Şimdi HPV aşısı ve gebelik, yani hamile kalabilirsin ama gebelik de yaptırmazsın. Bu kadar basit. Yani gebelik de yaptırmazsın onu. Bence öyle yapmak gerekir diye söyleyeceğim sana. Şimdi yumurtanın çatladığını nasıl anlıyoruz ve tam o zaman mı ilişkiye girmek gerekir? Yumurtalar 48 saat, sperm 72 saat canlı kalır. 28 gün adet gören bir kadının yumurtlama günü adetinin 14. günüdür. Tamam mı? 14. günden önce yumurtlama olmaz. Testler yanlış cevap veriyor. 14. günden sonra yumurtlama olabilir. Daha uzun sürede adet görenlerde, 30-35 gün adet görenlerde yumurtlama daha geç olabilir. Ben olsam yumurtlamanın peşine düşmem. Haftada 2-3 düzenli ilişkiyle strese de girmeden gebeliği planlarım. Çünkü yumurtlamanın nasıl olduğunu ancak biz ya ultrasonda anlarız veyahut da adetin 21. gün size progesteron bakarız. Progesteron 10'un üstünde ise yumurtlamışsındır deriz.
veya yumurta takibi yaparız, ultrasonda bakarız, yumurtayı büyütürüz, bizim kontrolümüzde her şey düzgün gider. Onu söyleyin. Evet. Affedersiniz, bu kadar konuşunca bir şeyler içmek gerekiyor. Klemen, ben de hiç işe yaramadı. Sevgili Meral, klemen bazı kadında hiç işe yaramaz ama bazısında ben 5-6 yumurta büyüttüğünü gördüm. Doğru, çünkü her ilaç herkese yaramaz. O yüzden de klemeni kendi kendine kullanmak isteyenler oluyor. Ben diyorum ki doktor kontrolünde kullanın. Şimdi, FSH-LH oranın bir 75, E2 25 hiç önemli değil. Adet 1,5-2 ayda bir oluyor. Polikistiko versin demek ki. Adet sonrası kahve leke 8 gün sürüyor. Değilsin denmiş ama bazı doktorlar USG'de polikistiko ver. Kist yok ama. Şimdi sevgili balerinisko, ben buna bakarım ultrasonla. Var mı yok mu net söylerim. Bazı insanlar belki seçemiyorlar polikistiko veri ama 1,5-2 ayda bir adet görüyorsun. LH'n FSH'dan daha yüksek ise kesin polikistiko versin ama tanı için bakmam gerekir. Aşılamadan önce tüplere bakmak daha garantili olmaz mı hocam? Zaten cevapladım sevgili Makbule Hanım. Tüpler tıkalıysa zaten aşılamada tutmaz. Harikasın, evet. Onu söyledim zaten biliyorsun. HSG çekmeden, rayın filmine bakmadan tüp bebek aşılama yapmak, affedersiniz, aşılama yapmak bir cinayettir, bilgisizliktir, yazık. Umarım kimse yapmaz. Sevgili Burcu merhaba, hoş geldin. Sevgili Kader Şen, programın başında çok geniş bir polikistik over konuştuk. Eğer kaçırdıysanız programın başını tekrar yayınlayacağım zaten. Artık yayınlamak çok kolaylaştı. Bakabilirsiniz. Laparoskopi sonrası 3 ay oldu ama bazen bastırınca yerleri acıması normal mi? Normal tabii ki. Laparoskopide ben de laparoskopi oldum. Bende 4 delik var. Olabiliyor. Problem yok. Hiçbir şey olmaz. Endometriozis sonrası gebe kalınır mı demek istemişsin. Endometriozis çikolata kisti hastalığı, endometrioma. Çikolata kisti olanlar, endometriozis hastalığı olanlar, bu kadınların bir kısmı kendi kendine gebe kalıyor. İlla ki tedaviye ihtiyaçları olmuyor. Ama endometriozis'de biliyorsunuz ben polikistik overe de diyorum 3'te 1'i kendi kendine gebe kalıyor, 3'te 1'i basit tedavilerle. Endometriozis de böyle bir hastalık. Endometriozis tüpleri tıkayabiliyor. Bakın ne soruyor danışanımız, takipçimiz, izleyicimiz. HSG çekilmesi lazım mı diyor. Endometriozis hastalığı varsa, çikolata kisti varsa muhakkak HSG çekilmeli. Tüpler açık mı kapalı mı görünmeli. Küçücük bir çikolata kisti. O zaman zaten kendi kendine bırakıyoruz biz insanları sevgili Bilder Hanımcığım. Kendi kendine gebe kalma şansı çok yüksek. Ancak çikolata kisti çift taraflı. Muhakkak bir HSG çekilmeli. HSG çekilmeli ancak tüpler açık bile olsa endometriozis'de uzun süre endometriozis diyeyim gebe kalamıyorumun cevabı tüp bebek oluyor. Aşılamanın şansı çok daha düşük endometriozis'de. Yok kadar düşük. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bakın AMH soran da çıkacaktır. AMH yoktu bugün. AMH'sı çok düşük olup kendi kendine gebe kalan insanlar tabii ki olabilir. Ancak AMH'm düşük 0,0 küsür. Ben oyalanayım mı? Ovülasyon testi mi kullanayım? Bilmem ne kürü mü kullanayım? Yumurta takibi mi yapayım? Aşılama mı yaptırayım? Bunlar yanlış. İstisnalar kaideyi hiçbir zaman bozmaz. Herkes gebe kalabilir. Kimseye kalamazsın demem. Bunu benim kendi hastalarım bilirler. Çünkü benim birçok hastam var. AMH'sı düşüktür. Tüp bebek yaparım. Ben başaramam. Onlar kendi kendine kalırlar. Veya yine düşük AMH'lı ama bugün beni çok mutlu eden bir hastam var. O da aramızda. Veya ben yaparım. O da olur. O da bize çok büyük mutluluk verir. HSG çektirin. 2 yıldır gebe kalamayan kadınlar, HSG'den korkmayın, bir HSG'nin çekilmesinde fayda var. HSG rahimde yapışıklık var mı? Her zaman ultrasonda gözükmüyor. Tüpler ultrasonda gözükmez. Hidrosalpinks olmadıysa, tüpler şişmediyse gözükmez. Yani yakın taraftan tıkandıysa gözükmez. HSG'nin çekilmesinde fayda var. Korkmayın HSG'den. Çok korkuyorsanız uyutarak çektirin.
Normal günlerde beyaz akıntının bir sebebi var mıdır? Hocam enfeksiyon mudur? Şimdi buna bakmadan cevap vermek mümkün değildir. Bunun için muayene gerekir ve bakteriyel vajinal kültür gerekir. Akıntıları çok basit görüyorsunuz ama akıntılar bazen kronik enfeksiyon oluyor, rahim ağzı hastalığı oluyor. Bazen bu sürekli akıntılar bir HPV sebebiyle oluyor. HPV'den dolayı oluyor. HPV ne? HPV'yi ben şimdi şöyle yapayım isterseniz. Beni görmekten sıkılanlara bir tahtayı göstereyim mi? Bakın. Şöyle. Bu geçmeyen akıntılarda bir HPV bakmak lazım. Geçmeyen akıntılarda yara dondurması yapılabiliyor. İşte efendim o yaraların yakılması yapılabiliyor ama bakteri problemi yoksa HPV olabilir. HPV nerede çıkar? Smear'de rahim ağzı hastalığı olarak çıkabilir. Askus olur, cin1 olur, cin2 olur. Bunlarda muhakkak HPV çıkabilir. Veya iyi bir patolog ki benim patologum her zaman yapar. Smear'de koilositik hücreler diye bir şey duyan var mı acaba? Yazsın bana okuyan varsa böyle bir şey raporunda. O kadınlarda HPV olabilir. Çünkü herkes HPV taraması yapmanın lüzumu yok. Risk altındaki veyahut da smear'i pozitif olanlarda HPV tarama ve tiplemesi yapmak gerekir. Çünkü ben buraya tabii ki HPV genital sihirler yazdım. HPV'nin en basit yaptığı şey ne? Genital sihirler. Genital sihirler basittir ama sihirli olan her kadında bence smear yapılmalıdır. Niçin smear yapılmalıdır? Çünkü sihir yapan basit tipler vücuda girdiyse eğer diğer tiplerin de girmesini kolaylaştırır. Herhangi bir HPV tipinden şüpheleniyorsak muhakkak HPV tipleme ve taraması yaptırmalıyız. HPV tipleme ve taramasında yüksek riskli bir tip çıkarsa eğer smear temiz bile olsa rahim ağzı kanseri veya cin1-2-3 yapabilecek bir potansiyeli varsa o tipin bence muhakkak kolposkopisini yapmalıyız. Kolposkopide problem çıkarsa o bizi lipe götürür. Bazı kadınlarda ipe değil ha lipe. Lipkonizasyon demek daha büyük bir biyopsi almak demektir. Bazı kadınlarda yıllık smear bizi kurtarır tamamen ama genital sihirli olanlarda HPV tarama tiplemesinde yüksek riskli tipi çıkanlarda kolposkopi ve biyopsi belki daha sonra lip yapmak gerekebilir. Bunu da size çünkü bugün HPV konuşun diyen bir izleyicimiz vardı. Bunu yapmak gerekir. Bunu da ben size söylemiş, anlatmış olayım. Şimdi tahtada tekrarlayan düşükler var. Sıra gelirse söyleyeceğim. Polikistik overi, adet sancısı, çikolata kistini konuştuk. Gebelik ve doğum benim çok sevdiğim bir şeydir. Bu adam yapmıyor demeyin. Adet düzensizliği için birçok sebep var. Miyomlar, bakın miyomların yeri çok önemli. Her miyom ameliyat gerektirmez, her miyom tedavi gerektirmez. Her miyom problem değildir. Bakın yumurtalık kisti, her yumurtalık kisti dert değildir over kisti. Her over kisti, her miyom ameliyat ve tedavi gerektirmez. Bunların çoğu basit şeylerdir. Laparoskopi ve histereskopidir bunlar. Laparoskopi kapalı yöntemle kadın ameliyatları, histereskopi de kapalı yöntemle rahim içinden bu polipi perdeyi açtığımız şeylerdir. Biz şimdi HSG'de perde görüyoruz, polip görüyoruz. Sonra da bunları histereskopide almamız gerekiyor. Niye? Çünkü septum dediğimiz perde düşüklere sebep olabiliyor. Tekrarlayan düşüklerin genetik ve kanama pıhtılaşma genleri problemlerinin haricindeki sebeplerinden bir tanesi tespit edilemeyen rahim içi uzun perdelerdir. Septum, arkuat uterus, hafif kalp şeklindeki uterus, buradan bir de kalp yapayım size, hafif arkuat uterus hiçbir probleme sebep olmaz sebgili hanımlar. Arkuatım gebe kalamaz mıyım, düşük yapar mıyım, erken doğru muyum? Ondan hiçbir şey olmaz. Asıl problem bicornis, didelphis gibi çift rahimler. Yani şöyle hafif veya perde olacağına daha ağır olanlar. Şu şekil bozukluklar var. Bunlarda rahimi birleştirme ameliyatları yapılabilir. Ondan sonra gebelik planlanmalı. Rahimi birleştirme ameliyatından sonra belki kendi kendine gebe kalacaksın. Bunlar tüp bebekte gerektirmezler. HSG anestezili mi, anestezisiz mi çekilsin? Bu tamamen o kadının kendi ağrı eşiğine göre değerlendirilir. Sevgili Definoş, ara kanama evet hamilelikle de olabilir. Tersten devam etmişsin ama
Ara kanamalar bazen bazı kadınlar ilk 3 ay ara ara ufak tefek kanamalar olabilirler. Ben o yüzden polikistik overli kadınlarda özellikle ay geçimine dikkat edin derim. Çünkü istenmeyen bir gebelik olabilir, doğaldır. Bir 3 aylık 4 aylık gebelikle gelinebilir. Veyahut da takip edilen istenen bir gebeliktir. Burada da ara ara kanamalar olabilir. Ancak biz burada tabii ki pirik oluruz sevgili Definoş. Ne yaparız? Progesteron veririz. Yatak istirahati veririz. İlişkiyi yasaklarız ki herhangi bir düşük bir şey olmasın diye. Evet. Bayanlarda akıntı, sarı lekeler, bunların hepsinin muayenesi gerekir. Fizyolojik akıntı nedir? Fizyolojik akıntı şudur. Özellikle yumurtlama zamanı hafif şeffaf bir akıntı olur. Onun dışında bazı kadınlarda şeffaf ve beyaz kokusuz akıntılar olabilir. Ne yaparsan yap olur. Burada koku yoksa, renk yoksa bu fizyolojik olabilir. Ama sarı, yeşil koku muayene gerektirir. Sevgili Selma Atmış, yemeklerim ben size teşekkür ederim. Sağ olun Meral Hanım, sağ olun. Kilo vermek polikistik overde çok önemli. Harika. Benim reglim düzeldi. 16 kiloyu verince herkes denesin demiş. Demet muhtemelen. Değil mi? Harika söylemişsin. Kesinlikle benim üzerinde durduğum şey ne? Polikistik overde. Polikistik overliyim, kısır mıyım, gebe kalamaz mıyım? Önce kilo verelim. Kilo vermeye ihtiyacımız yok gibi gözükse de 3-5 kilo fazla bile, o 3-5 kiloyla bile adet düzeni geri dönüyor. Onu size söyleyeyim ben. Enfeksiyondan dolayı tüpler tıkandı diyelim. Çok uzun süre geçti. Onlar nasıl açılır? Tüp mü alınmalı? Sevgili Balerinisko, evet onu anlattım ama sen daha güzel sormuşsun. Eğer tüpler, tüp şöyle bir alan. Normalde gözükmez. Şu parmak gibidir. Ultrasonda gözükmez. Ultrasonda gözüküyorsa bu çift taraflı veya tek taraflı sosis gibi oluyor. HSG'yi, rahim filmini de bu yüzden çekiyoruz. Eğer buralardan tıkandıysa ne yazık ki. Çift taraflıysa çok acı ama ikisi birden alınmalı, tüp bebek yapılmalı. Tek taraflıysa öbür taraf normal, bu alınmalı, kendi haline bırakılmalı. Ek bir patoloji yoksa. Tamam. Tüpler eğer bu şekilde ultrasonda gözükmüyor zaten. Ama filmde baktınız sadece böyle bir rahim gözüküyor. Şurası şöyle gözükür, aynen böyle gözükür. Tüpler tamamen tıkalı. O zaman tüplere hiçbir şey yapılmaz. Tüpleri açmak, tüplerle oynamak çok başarılı şeyler değil bunlar. O zaman da tüp bebek yapmak gerekir. Çünkü tüplerle oynamak tüplerin tıkanıklığı, dış gebelik problemlerine yol açar. O yüzden ben çok tüple oynama taraftarı değilim. Alınması gerekiyorsa da önce alınmalı. Tedavi yaparsanız, çünkü hidrosalpenks tüp bebek tedavisinin de başarısını %30 azaltıyor. Evet. Şimdi benim polikistik over kiloma bağlı değil sanırım. 54 kiloyla ilk gebeliğim oldu ama adetlerim ilk oluşundan beri düzensiz. Tabii ki yani sizi değerlendirmeden bir şey demek çok mümkün değil. Ama kiloya bağlı da olabilir. Sonradan da olabilir. Yani kiloya bağlı polikistik over olmuyorsun zaten. Polikistik over olduğun için ilerleyen dönemlerde kilo alıyorsun ve kilo vermekte zorluk çekiyorsun. Yani kilom olduğu için polikistik over oldum değil. Meral Hanımcığım, onu söyleyeyim. Yumurta bir tane ya da iki tane oluyor sevgili Canan. Evet. HSG'n çekildi. Tüplerin açık. AMH'sı düşük. Bütün kadınlar İstanbul'da beni bulur. İstanbul'da da olsa, şehir dışında da olsa muhakkak bana gelirler onlar. 0-29, yaş 44, boy 1.65, kilo 60. Kilo boyun harika. Yaş 44, AMH 0-29. Acil tüp bebek yapmak lazım. Burada bu vakalar sevgili Canan Hanımcığım, kendi kendine gebe kalabiliyorlar. Benim de vakalarım var bu şekilde. Ancak istiyorum ama yapmam lazım. Yumurta bir tane olsun, iki tane olsun. Ne yapıyoruz? Eğer ki iki embriyo yapabilirsem ben bir kereden transferi yapıyorum. Ama iki embriyo yapamazsak, bir yaptık veya iki yaptık ama kaliteleri çok süper değil. Bunları dondurmak lazım, saklamak lazım. Havuz yapmak lazım. Havuz, birkaç kere tüp bebek tedavisini yapmak. Yumurtaları topla.
spermleri al, mikro enjeksiyonu yap, bebekleri yap. Ondan sonra transfer yap. 44 yaş, embriyo biyopsisi PGD yapılıp o şekilde sağlıklı bebekler konabilir. Yapılabilir veya yapılmayabilir ama 0-29 yaşımızda sınır, çizgi biliyorsun 44 yaş. 44 üzeri %2'nin altında. O yüzden de hep tekrarlıyorum ama soranlar ve dinleyenler için tekrarlıyorum. Hocam bana durmadan 44 yaş dedi deme sakın. Tamam mı? Burada doğrusu tüp bebek yapmak. Benim yine kullandığım, tüp bebeğe gidene kadar kullandığım bazı ilaçlarım var. Başımızın üstünde değerlendiririz dilerseniz. 3 gebelik yaşadığım ikisi düşükle sonuçlandı. 2 senedir hamile kalamıyorum. Tüpler sonradan tıkanır mı? Şimdi sen gebe kalmışsın zaten. 2 kere düşükle sonuçlanmış. Burada bir kanama pıhtılaşma genlerinde MTHFR'de bir sıkıntı olabilir. Bu arada klima açık, bizim kedicik üşüyecek. MTHFR'de problem olabilir. Size bizim kediciyi göstereyim. Bakın çocuğun oyuncakları ve kedimiz burada. Şimdi MTHFR'de problem olabilir. Genetikte kromozomlarda problem olabilir. Sadece tüplerde problem düşünme. Ama tabii ki tüpler sonradan tıkanabilir. Geçirilen enfeksiyonlar, geçirilen PID, vajinal enfeksiyon, şudur budur, müdahaleler, küretajlar, düşükler. Evet, tabii ki tıkanabilir. Ama iki düşük var ya, o iki düşük kromozom veya kanama pıhtılaşma bozukluğu var mı diye düşünmek lazım. Burada biri yine sormuş, tekrarlayan düşüklerde ne yapıyorsun diye kromozom bakıyorum. Bugün bir üzücü haber aldım. %100 gebelik bekliyordum. Negatif sonuç aldım. Orada da 2 negatif var veya 2 ve fazla düşük var. Kanama pıhtılaşma genlerine bakmak lazım. Kromozomlara bakmak lazım. Niçin bozuk oluyor? Her şey iyi yapıyorsunuz. Güzel embriyo koyuyorsunuz ama iyi de transfer yapıyorsunuz. Niye olmuyor? Kanama pıhtılaşma genleri veya anne baba adaylarının genetiğinde sıkıntı olabilir. Sevgili yemeklerim, ilaç kremi şey yapmayacağım ama vajina dışında gebelik kullanılır mı? Kullanabilirsin. Kremini kullanabilirsin. Şimdi açıklanamayan infertilitede neler yapmak gerekir? Açıklanamayan infertilite demek için sevgili Özlem Hanım, rayın filmini çekmen gerekiyor. Tüplerin açık ama gebe kalamıyorsun olması lazım. Her ay düzenli adet görüyorsun. Tiroid hormonun, prolaktinin hormonlarının normal olduğunu varsayıyorum. Spermiyogram, sperm, her şey normal olması lazım. Erkek veya kadın faktör yok. En az 1 yıldır gebe kalamadık. Hadi 2 olsun, 1 yılda benden. 2 yıldır gebe kalamadık. Açıklanamayan infertilite. Artık ufak ufak bir şeyler yapmanız gerekir. Ne yapmak gerekir? Yumurta takibi, spontan ilişki, yumurta takibi, aşılama. 1, 2, belki 3 aşılama olmazsa açıklanamayan infertilitelerin bir kısmı tüp bebeğe gidebilir. Ama bu en uçtur. Biliyorsunuz ben en basitten başlıyorum. Sonuna kadar bütün cümleyi kuruyorum. Hoca en basit açıklanamayan infertiliteye tüp bebek dedi diye düşünmeyin. Önce yumurta takibiyle bir şeyler yapmanız lazım. Gerekirse aşılama. İnanamıyorum. Son 2 dakika diyor. Açıklanamayan infertilite en sık gözüken problemlerden biridir. Müthiş bir program geçti yine. Bugün çok enerjim yoktu ama sayenizde çok güzel enerji doldum. Çok teşekkür ederim. 7 milimetre çikolata kisti gebeliğe engel olmaz. Engel olmaz kesinlikle. Harika, güzel. Olmaz demişim, kendi kendine gebe kalmışsın. Teşekkür ederim bu haberi verdiğin için. Tabii ki olmaz. 18 yaşında kızınız var. Düzensiz adet oluyor. 3 aydır adet olamadı. Ne yapmanız gerekir? Yani bir görmeden bir şey söylemek mümkün değil sevgili Nuray Hanım. Biz açığız, hasta görüyoruz. Hastaneye gitmek istemeyen, bize ulaşabilecek herkes başımızın üstünde. Ancak işte yani akıntım var, ne yapayım? Adet düzensizliğim var, ne yapayım? Bunlar da muayene etmeden bir şey söylemek mümkün değil. O yüzden de bazıları belki güceniyor, hoca bir şey demedi diye, ama demek diyemiyoruz muayene etmeden. 5. gün embriyosu daha iyi, bunu hep soruyorlar. Ancak 5. güne kadar gidebiliyorsa. 3. gün embriyosu da çok gebelik alıyoruz, 2 ile de alıyoruz. Her şeyi alıyoruz. Azerbaycan'a selamlar gönderiyorum. Donmuş embriyo mu? Evet, adetin kaçıncı günü transfer olur? Ne zaman donduysa o zaman olur Ahmet Bey.
veya Ahmet Emine Çubukçu 3'te 3, 5'te 5 veya 3'te çiziyorum. 5'e kadar gittiğim vakalar da oluyor benim. Ona göre transfer olur. 44 yaşında hamile kalınabilir. Tabii şans azalıyor ama her zaman kalınabilir. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Yetişemediklerim DM'den gönderebilirsiniz. İyi akşamlar.